güzel görüntüleri gördük. Tatsız ama insanları güldüren başka bir görüntü oldu. Yani tatsız ama sonunda şöyle güldük ki kötü bir şey olmadı. Çok severim, çok da beyefendi bulurum. Kişisel olarak da tanıma şansım oldu Sümer Ezgü. Sosyal medyada sanırım canlı yayın yaparken maalesef oturduğu sandalyenin azizliğine uğruyor. Bakalım o görüntülere. Ya biz toplum olarak düşene nasıl gülüyoruz değil mi? Evet, aslında tabii onların gülmesi. Mesela kalkıp böyle öfkeli bir halde olsaydı gülemeyebilirdik. İçimizde yok kalabilirdi. Yok ya, biz her türlü gülüyoruz ya. Düştün mü sen öyle hiç insan ben içinde? Ben çok düşüyorum ama düşene de çok gülüyorum. Yani ya benim peder de birisi düştü mü çok gülerdi ama bir saat gülerdi. O daha önceden sen mi de... demişsin yurt dışında güldün millet? Babam evlendi Finlandiyalı bir hanımla. Ha. Gittik, kadının babası düştü. Başladık, nasıl gülüyor? O gülüyor. Ben de babamla, ama başka bizden başka kimse gülmüyor. Meğerse onlar da çok ayıpmış, ayıpmış yani. Gülünmezmiş ama biz ben de gülmezdim yani bu programda. ama bu gülmeyecek Ata gibi değil. Ata Demirer'e yani görene kadar. Sen Ata'nın düşüşünü görmedin tabii. Ata bana göre tarihin en komik düşüşünü yaptı ve ben hala izleyip gülüyorum. Normalde gülmezdim. Ama bu felaket düşmüş ya. Yalnız giderken de bir el sallıyor. Çok enteresan yani. Sonsuzluğa doğru düşüyor gibi. Dediğim gibi kişisel olarak da insani olarak da dünya beyefendisi, evet, bir ya, adamdır Sümer Ezgü. Ve yıllardır da çok severiz. Hem sesini hem duruşunu. Çok geçmiş olsun. Ve kalkıp diyor ki korona günlerinin ilk canlı yayınını da yaptık. Kazasını da yaptık. Geçmiş olsun. Tabii bunlar başımıza gelebilir. Canlı yayın. Artık canlı yayınların hali bu. Yani keşke herkes düşse canlı yayında. Son zamanlarda sadece... Ya gerçekten bak, ülkede Habertürk diye bir gerçek var. Habertürk'ün şeyi var, gaz sancısı. Gerçekten ya. Çok da sevdiğim bir kanaldı. Yani ama orada. Fatih Altaylı şey ya, bir kaza olmadan kapatalım. Acaba orada öğle yemekleri falan mı şey, yani bir uyku şey var. Gaz problemi var. Geçtiğimiz günlerde Ezgi Hanım'ın bir yayını vardı. O da enteresandı. Twitter'da şey oldu. Değişik soru sorma stiliyle. Yani gündem fena halde böyle. Hani bu kadar. Bu yani en kötüsü böyle olsun canım. Valla bir şey daha söyleyeyim mi? Aslında magazinde bir silkelenme oldu mu? Nasıl yani? Yani böyle o çok o dejenere, o çok çirkin polemikler falan biraz durdu mu? Bilmiyorum. Şu an kimse evde çıkamıyor, edemiyor. Artık daha bilmiyorum. Bugün bir... gireceğiz bir konuya. Gülben Ergen'in konusu var. Bakalım orada neler konuşuldu. Bu korona günlerinde Gülben Ergen'in söyledikleri gündeme oturacak gibi görünüyor. Şimdi karantina günleri devam ediyor. Sosyal medyada da tabii ki paylaşımlar hızla devam ediyor. Bakalım dün ünlüler sosyal medyada neler yapmışlar. Karantina günlerinde ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları. Koronavirüs belası yüzünden evden çıkamadığımız şu günlerde herkes gibi ünlü isimler de hayatlarını sosyal medyalarında yaşar oldu. Kim neyi paylaştı, kim neyi anlattı? Evde kaldılar, sosyal medyaya sardılar. Yusuf Güney'den alkışlanacak hareket, dışarı çıktı, sokak kedilerini besledi. Şarkıcı Yusuf Güney, sokak kedilerini beslediği anları sosyal medyasında Florya'daki Dostlar Doydu notuyla paylaştı. Şarkıcı Simge Sağ'ından şaşırtan itiraf, aşk hayatımda hep aldatıldım. Katıldığı bir canlı yayında samimi açıklamalar yapan güzel şarkıcı, yaptığı bu açıklamayla izleyenleri şok etti. Haluk Levent sakalını kestirdi, evden çıkamadı. Ünlü şarkıcı sosyal medyasından katıldığı bir canlı yayında önemli bir itirafta bulundu. Korona günlerinin başlarında hijyen amaçlı tıraş olan yardımsever sanatçı aynaya bakınca çok utanmış ve evden çıkamamış. Yeşilçam'ın ustasından ustalara yakışır paylaşım. Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, ailesinin eski ve yeni fotoğrafını yanında huzur bulduğunuz insanlar en büyük servetinizdir notuyla paylaştı. Eski Survivor yarışmacısı darp edildiği iddialarını yalanladı. Son zamanlarda ablasının eşi tarafından darp edildiği hakkında haberler çıkan eski Survivor yarışmacısı Gamze Aksu iddiaları sosyal medyasından yalanladı. Oyuncu Şükran Ovalı, futbolcu eşi Caner Erkin'in mesleğine merak sardı. Eşi ve kızıyla kendi evlerinde karantinada olan Şükran Ovalı çok sıkılmış olacak ki futbol oynarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyasından paylaşmış.
Güzel oyuncu Eda Ece'nin çağrısına bakanlıktan yanıt geldi. Son zamanların başarılı oyuncusu Eda Ece, yanında çalışan bir kadının 11 yaşındaki epilepsi hastası oğlunun ilaçlarına ulaşamadığından dert yanmış, bunu da sosyal medyasından belirtmişti. Sağlık Bakanlığı Eda Ece'ye geri dönüş yaptı. Aleyna Tilki'nin son gülüşü. Genç şarkıcı dans edip güldüğü görüntüleri sondaki gülüşüm notuyla paylaştı. Yeni anne Hazal Kaya'nın yeni film projesi. Oğlu Fikret Ali'yi geçtiğimiz günlerde kucağına alan Hazal Kaya, katıldığı canlı yayında yazın çekilecek bir film projesi olduğunu ancak korona sebebiyle ne zaman çekileceğini bilmediğini söyledi. Kanser tedavisi gören Özkan Uğur'dan yeni paylaşım. Lenf kanseriyle mücadele eden tecrübeli isim, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda her şeyin iyiye gittiğini belirtti. Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara'nın büyülü paylaşımı. Bir dönem dünya ünlü modelle yaşadığı aşk sebebiyle çok konuşulan Metin Hara, yaptığı Harry Potter göndermeli paylaşımla çok konuşuldu. Türkücü Aydın Aydın'dan korona günlerine özel saç tıraşı önerisi. Yaptığı eğlenceli şarkılar ve parmak bastığı konularla her zaman ilgiyi üzerinde toplayan şarkıcı, bu sefer de berberlerin ve kuaförlerin kapalı olduğu şu günlerde pratik bir saç tıraşı önerisiyle geliyor. Tas tıraşı dediği saç kesimini kafasına bir tencere geçirerek uyguluyor. Öncelikle bu magazin turu da değil, bu sosyal medya turu tabii. Özkan Uğur'dan güzel haber geldiği için çok mutluyuz çünkü... Kanser tedavisiyle alakalı geçtiğimiz hafta çok haberler çıktı. Seni çok seviyoruz tabii. O gün o konserde de olamadın. MFÖ bir konser verdi Gülhane Parkı'nda, olamadın. Ama ben iyiyim, her şey yolunda dedi. Bu vesileyle çok 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 geçmiş olsun diyelim. Sen de yani, en çok onu mu seviyorum demiştin? Ben ya en çok onu seviyorum. Ya, Fuat var ya. Ha, Fuat demiştin sen. Fuat çok sessiz sakin ama Özkan da çok iyi bir adam. Kalbi pamuk bir adam. Hmm. İşte bu kalbi pamuk olan kişiler daha çabuk hasar görüyor hayatta. Yani, hassasiyetinden belki. İşte hassas oluyorlar. Çünkü evet, hassas insanlar daha çabuk hastalığa yakalanıyor. Hassas doğru, insanlar daha fazla mutsuz oluyor. Aslında Özkan da çok duygusal bir adam. Lenf kanseri zor. Yani kanserin kötü bir aslında halkası. Evet, maalesef. Ama onda öyle bir yaşam gücü var ki. Yani öyle bir kuvvet var ki, çok enteresan bir adam, çok yönlü bir adam. Sadece şarkıcı değil, oyunculuğu da çok, çok iyi, zengin, çok önemli, muhteşem bir zenginliği var oyuncu. Ve Türkiye Masal Fuat Özkan üçlüsünün bu grubu yine Ajda Pekkan gibi her dönemde başına tac etmiş, hiç güncelliğini getirmemiş bir grup. Onları biz böyle üçü bir arada seviyoruz. Doğru. O yüzden onlar hep üçü bir arada kalmalılar. O yüzden acil şifalar diliyoruz. Evet, acil şifalar diliyoruz. Peki şimdi yine sosyal medya turunda enteresan bir itiraf geldi. Simge Sağ'ından, aşk hayatım boyunca kiminle birlikte olduysam hep aldatıldım dedi. Bazı kadınların kaderidir, ne kadar güzel olursa olsun aldatılırlar. Acaba bu neden kaynaklanıyor? Adamın karaktersizliğini bir yana koyuyorum. Aldatan adam karaktersizliğini bir yana koyuyorum. Bazı kadınlar da gerçekten hep aldatılıyor. Yani şanssızlığı mı bu? Ya da ilişkiye yeteri kadar önem vermemesi mi? Yani hiçbir kadının seçtiği adam şanssızlığı olamaz, kaderi de olamaz. Sadece yanlış seçimidir bana göre. Hmm. Yani biz yaşadığımız hiçbir şeyi ne kadere ne de şansımıza bağlamamalıyız. Tamamıyla kendi tercihlerimizi yaşıyoruz ve tercihlerimizin sonucunda doğru, bunlar başımıza geliyor. Biz aslında baştan beridir ne olduğu belli olan adamları seçip, bunları bir kılıfla örtüp, bunları başka bir şeye sokup, buna da inandırıyoruz kendimizi de insanları da. Yani aslında birazcık Simge karşısındaki insanı seçerken biraz onun özgeçmişine baksa, biraz birkaç kişiden dinlese, biraz böyle flört öncesi aşamasını bir görse, bir kulak kabarsa falan, o zaman zaten birazcık fikir sahibi olur. Ama bizler göz göre göre, bizler birisini sevdiğimiz zaman... Bile bile lades mi diyorlar ona? Evet, bile bile lades yapıyorsun. Peki yani, sen hiç aldatıldığını hissettin mi ilişki sırasında? Artık sen vazgeçmediğin dönemde, yani siz böyle dolu düzgün yaşarken. Hayır. Hissetmedin değil mi? İşte bu kadının, bir kadının bak, Simge'nin yaptığı ama çok yani zor bu aldatılmadım şey anlamı yanına geliyor ben mu bilemem. Ben aldatılmayan bir kadın olduğunu düşünmüyorum. Yani herhangi bir kadının aldatılmadan hayatını sonlandıracağını düşünmüyorum. Vallahi yıllarca bunu... İnan ki bana, benim çevremde evlilikleri de yani karısından başka gözü görmeyen adam da var. Aynı bak o bizim futbolcu çocuk neydi, Asena'nın
Evet, Caner. Caner. Evet. Mesela ben o Caner'in karısını asla aldatacağına inanmam. Bakalım, rüştü, ben... rüştü. Ama bak, sen aldatmayı ne olarak? Mesela ben başkasına o niyetle, yani kadın gözüyle bakmasını bile aldatma sayarım ki bana ama göre yapıyorlar. Ama Bircan, bir şey söyleyeceğim. Şimdi artık bir tane güzel kadın geçmiş, gayri ihtiyari bakmış. Artık o kadar büyük dejenerasyondan yaşanıyor ki. Hı-hı, yani hı-hı. O artık bakmalarda kalamıyorsun. Hı-hı. Ama bana sağlık olsun. Birisine kalkıp mesajlaşmasın. Birisine flörtöz vaziyetlere girmesin. Stalk. Benim en gıcık olduğum olay stalk. Ha, yani onları yapmasın. En yani. Böyle tahammül edemediğim şey. Stalk yani diyorsun. Ne stalk diyorsun sen? Kendi sevgilinin sayfasına bak. Yani bu işi sevmiyorum. Ama ben senin referansına da asla inanmıyorum. Yani çok bildiğim saygıdeğer ailelerinde hiç şey yapmaya falan. Hele senin ilişki konusundaki referansına hiç inanmıyorum. Yok, ben insan seçiminde, çünkü ben herkese inanırım. Yani işte bana, herkese inanırımdan sonrası zaten, yok. Ama bende. Bunda bende kabahat yok ya mesela inanmakla ben ilgili. Ben hep şüphe duyarım. Hep ama. Hep bir ama acaba mı? Ama güzel bir şey değil ki devamlı hiç karşısındaki değil. İnsandan şüphe duymak. Değil ama ben inanırım. Eğer o benim güvenimi sarsan birisi ise o onun problemi. Yani evet. Ben şimdi nasıl inanmaktan vazgeçeyim? Ben şimdi birisine bir şey tanışıyorum. Diyor ki ben şöyleyim, böyleyim. Benim işim bu diyor. İnanıyorum ben. Mesela yani... sen o zaman sen tip insan var ya. Biri tanışır tanışmaz 100 puanla başlar ve sonra puanlarını düşürür. Birileri tanışır tanışmaz 0 verir ama o puan kazandırır. Yok, ben de 0 da olsa ben onun 0 olduğunu görmek istemiyorum. Büyük bütün kadınların çoğunun yaptığı gibi. Çünkü bize söyleyenler olmuyor mu? Yapma, etme, yakışıyor mu? Ne alakan var senin bu insanla diyen olmuyor mu? Dinlemiyorum ki. Çünkü ben o sırada onu sevdiğimi düşünüyorum veyahut da onu istediğimi düşünüyorum. Kulak asmak istemiyorum. Sonra zamanla onların dediklerine geliyorsun. İşte bu simgenin de... O hayal kırıklığı olmuyor mu? Hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorsun ama zamanla kendine de acımıyorsun. Çünkü ben artık ben mesela... Hak ettim mi? Hak ettim diyorsun ya. Çünkü herkes seni uyarıyor. Annen uyarıyor, etrafın uyarıyor, arkadaşın uyarıyor. Bile bile. Ne yapıyorsun diyorlar. Onu sen şimdi şikayet edemiyorsun. Çünkü herkes diyor ki ben sana demedim mi diyorlar yani. Şimdi burada Simge de bence kendisine yanlış insanlar seçti. Simge bence çok iyi bir kız. Benim kardeşlerimin arkadaşı, okul arkadaşı Simge. O zaman da çok iyi bir kızdı. Ben onun kötü bir kız olduğunu, dejenerasyon bir hayatı olduğunu asla inanmıyorum. Ama o da böyle hemen inanıyor. Hemen böyle birisini sevdiğimi görmemezlikten geliyor. Olmadık insanlarla o da beraber oluyor. Onun da sonucu var. Bir açıklaması vardı. Nedir? Yıllar önceden bahsediyor. Geçtiğimiz sene. Çok parasız kaldım ve makarna yemek zorunda olduğum için çok kilo almıştım. Bir dönem diyor. Parasızlıktan, zor yaşantıdan ya da ne bileyim işte başka şeylerden yanlış ilişkilere de bazen sığınılabiliyor. Eksiklikten de sığınılabiliyor. Sadece parasızlıktan değil. Kesinlikle. Eksiklikten de sığınılabiliyor. Genelde eksiklikten sığınılıyor. Sevgi eksikliğinden. Ailenden çok alamamışsındır. Karşı taraftan beklersin. Yani aslında bunlar hep çocukluktan başlıyor. 6 yaşından itibaren kodlanıyorsun. Hı-hı. O yüzden anne baba ayrılıkları, işte çocukların etkileşimleri, onların mutsuzlukları, aynısını yaşamak istemiyorsun. Baban çok kuvvetliyse, etrafında kadınlar varsa kuvvetli bir adam istemiyorsun. Çünkü kadınlar gelecek sana diyorsun. Yani, tabii ki yani herkesin ayrı bir travması var. Bircan, yani herkesin bir zayıflığı var. Çok güzel bir şey söyledin. Babanda görüyorsun, o kızlar böyle güçlü adamların çevresinde olunca sen güçlü adamlar kaçıyorsun. Çünkü güçlü bir adamın etrafında parası olduğu için yancı çok. Kadın çok. Arabaya gelen, diyorsun paraya gelen. Diyorsun ki eğer bu kriterleri yok edersem gelmezler zannediyorsun. Anladın mı? Yani benim de mesela çok ben hep böyle şey insanlar seçtim. Evet ya, çünkü benim... bazen biraz önce konuştuk. Seren özür diliyorum, lafını kestim. Biraz önce... Çok ünlü birisinin ismini verdim. Dedim ki o onun tarzı gibidir. Hani o öyle sever, yanında hiç işi olmasın, çantasını taşısın. Hı hı. Acaba nedeni bu mu gerçekten? Çünkü insan aldatılmak istemiyor, tamam mı? Ve böyle adamları zapt edemiyorsun. Çünkü adam zengin, yancısı var. O 1000 tane kadın da olsa zinesi. Ama bunun parası fazla olmazsa, anladın mı? O kriterle o şeyi sınırlandırabiliyorsun. Yani daha çok masum bir sevgi biliyor musun? Sadece bana, öyle, evet. Hani parasında gözüm yok. Sadece evet. Bana ait olsun. Ama onlar da aldatıyormuş, merak etme. Yani, öyle miymiş? Yani evet, yani o şeyim de çürüdü. Hani öyle bak, düşünürken. Ne olursa olsun bir şekilde aldatıyorlar. Şimdi yeni anne Hazal Kaya'nın da bir projesi varmış. Güzel anneden müjde geldi. Bir film projesi varmış. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Normalde sosyal medyada Fikret Ali'den sonra hiç böyle kendisine bakmıyormuş gibi pozlar verdiği için takipçileri tarafından çok eleştirilmiş. Ama bak muhteşem görünüyor şu an Hazal.
Evet, şu an muhteşem işte canlı görünüyor. yayınlarda da filtre yok. Evet, yani çoğunda yok. Yok, hayır, ama canlı yayında cep telefonu şey... Hemen yapıveriyorsun ya. Nasıl oluyor bir şey? İşte ben sana onu öğretemiyorum. Canlı yayın yapmamız lazım bir ara. Hemen ben de şimdi kanalıma diyorum ki bu Seda Sayan'ın kamerası vardı. Yıllarca meşhurdur bu kamera. Ama o kamera farklı çekiyor. O filtreli. Doğru mu? Bir tane şey rivayet var. Çorap var. Çorap olayı doğru mu? Değil. O kamera ayrı bir kamera. Direkt kendisi yani inceltiyor. İşte daha böyle soft gösteriyor falan filan. Şimdi bazen ben makyaj yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Rengarenk boyanıyorum ya. Çünkü paletlerim var bak şunlar. Bunlardan her gün sürmezsem çok rahatsız oluyorum. Çünkü bunları aldım ve kullanmak istiyorum. Çok güzel. Onlar şeker baksana gibi duruyor. Bakar mısın rengi? Şimdi bunlar mavi falan sürülür mü gözünün üstüne? Fakat sürmek istiyorum bunları da. İşte mesela bak bugün şu pembeleri sürdüm. Pembeyle moru sürdüm. Fakat bunları da çok yapınca siz de diyorsunuz ki çok makyaj yapıyorsunuz. O yüzden de diyorum ki bu makineler işte Seda Sayan'ın o makineler. O daha yaptığın şeyi soft yapıyor. O filtre dedikleri o. Sana bizde bir şey o yok. İzleyiciye bir şey daha söyleyeyim, sana da söyleyeyim. Baksana şunlar yapılmadı olur mu? Muhteşem. Ben her görünüyor şeker gibi çok canım çekiyor. Boyanmak istiyorum bunları görünce yani. Evet. Benim de bir tane tatlı. Farım var, o da kahverengi. Yıllarca onu sürüyorum. Hiçbir şey sürmüyorum. Farım var yok bende ama. Şu Aşk-ı Memnu var ya meşhur. Evet. Hazal'ı görmüşken. Aşk-ı Memnu'yu izleyenler bilir. Hala da tekrarları vardır. Ama herkes başka çıkar. Firdevs Hanım'ın sahnesi gelince bir etrafı buğulanır. Onun kamerası başka çekiyor. Allah Allah. Ya akıl almaz bir şey bu. Ya bir de bir görün. Abi bir ben bak. Hiç fark etmedim bunu ya. Bir bakın bak Firdevs Hanım'ın yani işte Nebahat Çehre. Var mı şu anda bizde? Yani yok da ben şimdi bildiğim şey söylüyorum. Yani. O sanırım o şeyden o kameradan var onda. O kamera değil, o da montajda yapılıyor. Montajda yapıyorlar. Evet. Firdevs Hanım'a gelince bir ışık bir şey geliyor. Yok, yani. Blurlanıyor. Blur değil de işte böyle yeni bir sistem var. Yüzdeki bütün dizi oyuncularında da var şu anda. Bütün dizilerde. Biz de ondan alalım. Evet ya biz de istiyoruz. Biz de filtre istiyoruz burada. Allah. Şimdi Selen'i ben bu konuda biraz kışkırttım. Şimdi ama. Bilal be sus. Lütfen sus. Öyle mi? Şimdi bütün dizi oyuncuları pürüzsüz çıkıyorlar. Röportajlarda daha yüzlerinde çizgiler mizgiler evet, çıkıyor. Evet. Şimdi biraz sonraki röportajı da göreceksiniz. Kliplerde mesela pürüzsüz çıkılıyor. Ama röportajlarda ve günlük röportajlarda olan evet. Ortaya çıkıyor. Şimdi bir sistem var dizi oyuncularına yapılıyor. Bütün dizilerde. Evet. Mesela suratında sivilce mi var? Burası şey mi? Diyor. Renkler açılıyor. Bütün yani şu anda hepsinin hani böyle çok pürüzsüz çok güzel çıkıyor ya hepsi. Allah'ım ya. Ama bu böyle ha bak farkı görebilecek misiniz bilmiyorum ama. Ben sana bir şey söyleyeyim. Onun kamerası başka çekiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Belki de biz buna inanamıyoruz. Bazı kadınlar geç yaşlanıyor. Bak Nebahat Çehre yaşının üstünde bir kadın yani. Peki ben sana şöyle söyleyeyim. Ben Nebahat Çehre'ye bir iş için evine gittim. Pijamalarıyla beni karşıladı. Bir insan. Pijamalarıyla bile. Şık. Asil olabilir tabii, mi tabii. Ya? Çok başka bir kadın o. Muhteşemdiniz. Yani, muhteşemdiniz. Son derece giyinmesini iyi bilen, son derece kaliteli bir kadın. Bu da her şeye yansıyor. Şimdi bir dizide de oynarsan oyna. Senin kostümünü de onlar veriyor ama olsalar da yok o kendisi seçer yani aksesuarını falan. Hemen de belli oluyor. Evet. Yani Nebahat Çehre'nin bir dizide olması o diziye kalite katıyor. Zor bir kadın olabilir ama ben Nebahat Çehre yani belki çalışma şartlarını biraz zorluyor olabilir. Mükemmelliyetçiliktir o da. Ama asla ben onu kapris olarak algılamam. Çünkü Nebahat Çelen'in oynadığı bir dizi yani o oynuyorsa kalitelidir ben bunu seyredeyim derim. Dersin değil mi? Tabii. Afiş ismi çok önemlidir. Yok. Afişte kimin olduğunu yani mesela ona gidersin. Tabii, ya da onun için izlersin. Şu Aşk-ı Memnu'nun bence sonunda öldü ya kız. Evet. Bunu ölmeden yapsalar bir daha seyrederiz o Aşk-ı Memnu'yu. Yani tekrardan çekseler o Aşk-ı Memnu olay bir diziydi yani. Hala böyle kalbim çarpa çarpa. O kadar değil tekrarını mi? Tekrarını seyrediyorum evet. Şimdi biz ikimiz tarafından da çok sevilen özellikle annesini kaybettikten sonra benim pozitif ayrımcılığım olduğunu açık açık söyleyeyim. Hande Erçel'in bir paylaşım var. Yeğenini paylaştı. Aylin Mavi. Aylin biliyorsunuz vefat eden annesinin ismi. Aylin Mavi ile pozlar geldi. Teyze oldu çok kısa bir süre önce. Maşallah. Yarabbim. Aylin'in doğumuyla ben şeyi de hissettim. Murat Dalkılıç'ta bir aileye bir sıcaklık, bir bakış. Daha önce evlendi ama daha önce evlenmesine rağmen sanki Hande ile daha bir oturdu gibi. Yani daha bir aile ne demek onu öğrendi gibi.
İşte en büyük acıyı çekti mesela zaten. Sevgilisinin en büyük acısına tanık oldu yani. Yani aslında o tanık olduğu süreçte de ayrıydı. Evet ama çok tanık olması barıştı. Çok bir işe yaramadı o süreçte. Ama ayrıldıktan sonra bu ayrılık ve bu yaşadığı kötü süreç bence Hande'ye yaradı. Hande zayıfladı. Zayıflayınca çok güzelleşti. Çok güzelleşti. Bu arada gerçekten. Murat bana göre iyi bir şarkıcı. Ama o da Murat Boz gibi. Murat Dalkılıç da ikisi de gerilediler. İkisini de şu anda tutan bir şarkısı, güncel şeyi yok. Hayatındaki oyuncu kadınlarla gündemde daha fazla kalıyorlar kaldılar. Allah'tan. Kaldı ki Murat Boz hiç istemiyorum günlük özel hayatımı konuşmak deyip çırpınan bir adamdır. Ama özel hayat dışında hiç konuşulan bir şey yok. Ben Murat'ı çok seviyordum. Hı-hı. Yani severim gene. Fakat aslında Enver'e haksızlık yaptığı için ona biraz kızgınım yani. O kızın kız da çok oynadı gibi geliyor bana. Yani ilk başta oynadı. Yani ayrıldı. Sonra millet tepki gösterdi. Sırf o tepkiler için hani bu gitti gece kulübünde. Öyle mi diyorsun? Gece kulübünde değil. O şey neydi? Eser. Esercimizin evindeki partide kızlar mızlar ya. Ondan sonra çok büyük tepki aldı. Bence o tepkileri örtmek için gitti, barıştı gibi geliyor bana. Bana da barışma sebebi alışkanlıklarından oldu. Çok acı çektiğini hissettim. Ne oldu alışkanlıklar? 2 ay sonra alışkanlık yine bitiyor mu? Yine yani? Bitti. Alışkanlık bu kadar çabuk bitmez. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Ay ne güzel bağladın ya. Evet. Yani, o yüzden de şimdi Murat'a da benim tavsiyem. Murat da iyi bir şarkı. Murat'a da Soner Sarıkabadayı şarkıları iyi gidiyor. Gitsin bir tane Soner'den yine şarkı alsın. Onun da adım atması lazım. Hazır da bu kızla beraber. Yani o kız ona iyi geldi. Ama bunlar işleri konusunda gerilediler. Neden tabii, olduğunu ilişki, bilmiyorum. İşin önüne geçti ama çok çok flaşısı. Ya ilişkiyle alakalı değil. Şarkı tutturamadılar bence. Murat da şeyde, iki Murat da. İki evet, Murat evet. da. İki Murat'a hatta da ben iyi bir şarkı. Tık Murat Dalkılıç'ın Murat Boz'un bile önüne geçtiğinden yanayım. Bir süreçte evet, öyleydi. Evet, evet. Şimdi onlardan şarkı bekliyoruz. Çünkü ikisi de iyi şarkıcılar. Kesinlikle. Yani pop müziği sadece Berkay'a kaldı ki Berkay'ın muhteşemdir bence sahnesi ve sesi. Berkay olay ya. Muhteşem. Sadece Berkay'a kaldı. Bu Berkay'ın suçu değil. Bu rakiplerinin pasifliği. Ama Berkay çok akıllı. Berkay yani Berkay'ın yaptığı sıçramalar. Yani Berkay çok çalışkan. Yani evde de olsa piyanosu var. Devamlı beste yapıyor. Kendini yeniliyor. Bunun için yaşıyor. Bunlar hep İzmir tayfası ya. Soner Sarıkabadayı, Dal Kılıç, işte Berkay Şahin. Bunların hepsi İzmir'den çıkma. Ama Berkay Arap Atı gibi en arkadan evet, gelip hepsini evet, geçti evet. Yani şu anda. Bu farkında tartışmasız. Mısın? Evet yani bu tartışmasız. Serdar Ortaç'ın hani hem sahne, şimdi sahnede de çok iyi, Berkay'ın sahnesi olan muhteşem. Yani. Şimdi Murat Boz'u sahnede seyretmedim. Daha çok konser gibi gel bazıları öyle geliyor. Bazıları konserdir, bazıları performans mesela sanatçısıdır. Mesela Kenan Doğulu çok iyi. Yani onun gibi mesela eskiden gece kulübünde her gün fulldü mesela. Çok, mesela televizyonda sahne olmaz adamıdır. Serdar Ortaç sahne adamıdır. Evet. Berkay da sahne adamı. Evet. O yüzden Berkay ne yaptı yaptı bunların hepsine bir anda zınk diye geçti. Şimdi bu bir şeydir ama yani bu bir yarıştır. Bir de rüzgardır. Bir gün o olur, 2 gün sen olursun, ikincisinde sen olursun. Bunları söylememden kırılmasınlar. Onları sevdiğim için söylüyorum. İyi şarkılar bulup şarkıcılıklarıyla bu yaz en azından. Evet bizim de çünkü farklı erkek seslerine ihtiyacımız var. Duymak istiyoruz. Pop müzikte erkek sesi kalmadı. Murat'ın çok güzel şarkıları vardı Boz'unda. Çok eskide çok kaldı güzel. Ama. O kadar tarih oldu ki hatırlayamıyorum. Olsun, en son ne hayatım, oldu yani? Tarih de olsa yani o zaman Hotel California'da tarih klasik bir şarkı. Hotel California'yı yapan adam 2 tane plaza almış teliften. Yani düşün yani. Yani hani şunu demek istiyorum. Yani eskide klasikleştiriyorsun. Bir sürü şarkılar var. Türkiye'de de Ajda'nın şarkıları var. Erol Evgin'in şarkıları var. Bir sürü sanatçı. İşte yok Murat'ın İstediği öyle kadar bir şarkısı. Eskide kaha. Öyle bir şarkısı yok Şimdi Murat'ın. Bunlar sonradan çıkan nesil ya. Hmm. Yani Serdar Ortaç, Kenan Doğulu, Tarkan bunlar stardılar. Neyim? Bunlar artık star kimse olamaz. Bak tüketin biz 90'lı yıllar çok çünkü. Çok şanslıydık. Şimdi tekrardan herkes olmaya kalksa çok zor olur. Bizim dönemimizde her şey çok yani müzik sektörü en yukarıda. Peki hangi dönemde şöhret olmak daha kolay? Şöhret olmak her dönemde kolay olur ama onu devam ettirmek çok zor. Sürekli. Sen star yani herkes seni 90'lı yıllarda çıkan bütün sanatçıları yani İzmir'den Diyarbakır'a kadar şu nesilde tanıyor, dünkü nesilde tanıyor. Ama şimdi çıkanların şarkılarını biliyorlar. Çoğunu kendine 2 sene sonra tanıyıp tanımayacakları şey değil. Yani bizim o süre dönemimizdeki o starlık, o büyük isimli olaylar kalmadı artık. Yani herkes
Evet, Murat Boz da tamam şey, hani daha yeni nesil ama bunlar devam ettirmesini bilemezlerse. Sürpriz bir isim katılmış yayınımıza. Bir alo dememizi istiyorlar. Kimmiş mesela? Ben de bilmiyorum. Alo? Güzel alo. Bir isim. Merhaba, günaydın efendim. Günaydın Sümer Özgür. Sümer. Sümer dur, ben arkamı dayanayım. Dur şöyle arkamıza yaslanalım. Beni konuşmuşsunuz duyduğuma göre. Ama çok güzel konuştun. Tüm Türkiye seni konuştu. El sallayarak düşen tek adamsın yani. Sümer ya Bey, nasıl bu... başardınız bunu? Yani nasıl oradan böyle sırt üstü şöyle? Ya onu ben de anlayamadım yani. Hem de öyle de ciddi konularla konuşuyorduk ki güzel güzel. Ya şöyle oldu. Şimdi dışarıdan geldik. Ha, bu görüntü değil mi? Evet, evet Sümer Bey, bu görüntü. Ya burada komik olan bir de düşerken el sallıyorum. Evet abi, ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya, bay bay. Evet, benden bu kadar, hadi hoşçakalın ben yürüyorum. Ya şimdi şöyle oldu, saat 21'de sevgili Duygu Canbaş, TRT'den çok eski arkadaşım benim. Evet, selamlar Kabataş, olsun buradan. Kabataş Erkek Lisesi'nin bir yayınından, YouTube yayınından beni konuk almak istedi. Tamam Duygu dedim, 21'de işte yayın olacak. Dışarıda da iş var yani, apar topar 5K girdim içeriye, bir de onlar başka bir sistemle çalışıyorlar. O sırada telefon kapandı falan, bir telaş içindeyim. İşte alelacele oturdum. Ondan sonra tam oturamamışsınız o zaman, anladın. Yok yok, o ilk etapta çok iyi oturdum. Orada sorayım. Fakat oturduğumda bir tabureye oturdum. Tamam, piyanonun şeyine, taburesine oturdum. Sonra biz işte konuşurken ben daldırmışım arkaya, bir dayanınca tabure alttan fırlamaz mı? Arkası yok taburenin. Ha, sandalye rahatlığı, sandalye var zannederek. Sandalye zannettim ben, arkaya düştüm. Kaldır kültür tabii, korkmuş bir şey oldu. Bir el sallayarak hadi hoşçakalın gidiyorum. El sallamak çok güzel bir refleks. Hani gittim ben. Üzerince, hayır, aslında o el sallamak değil değil mi? O sırada düşerken elinizi böyle yaptınız herhalde. O el, el sallamak gibi algılandı. Çok güzel ama. Tabii tabii canım, yani orada el sallanır mı? Ben canımla uğraşırım o sırada. Ama herhangi bir şey olmadı. Acaba mı bir yok, yok. Ben şimdi spor akademisinden mezunum da, biz jimnastik dersi, handball dersi, o yuvarlanmaları biliyoruz yani. Oradan arkaya ben. Zaten köprü kurar gibi düştünüz ya. Yani şöyle evet, köprüye iner gibi düştünüz. Çok geçmiş fakat olsun. Fakat şimdi tabii ne yapacağım, ilk etapta şaşırdım ben ama Duygu Süver iyi misin falan. İyiyim. Kadıncağız gülmekten konuşamamış. Ölüyor Duygu. Ben artık önce hani bir işi toparlamak istedim ama toparlanacak bir durum yok. Ben de uğraştım artık. Başladık arka şimdi gitmeye. Yani bu harika olmuş, harika. Vallahi bir şey söyleyeyim, bu vesileyle sizi gördük. Sizi gördük, tabii, özlemiştik. Kötü bir durum ama sizi çok özlemiştik. Biliyorsunuz Sümer Özgü Antalya'da yaşıyor artık değil mi? Tabii tabii, Antalya'da yaşıyorum. 9 sene oldu buraya geleli. Evet. Bir sanat akademisi açtım Antalya'da. Çok da güzel bir okuldu. Güzel. Ama işte ayın 16'sından beri orası da kapalı. Onu yaşatmamız lazım. Çok, hem bizim milli müzik hem matı müziği, danslar, dramadır, diksiyondur, tiyatro. Çok güzel, güzel bir okul orası. Çok güzel, süper. Evet, çok güzel. Onu yaşatmamız gerekiyor. Ama tabii biz de bu kapalı olduğumuz süreçte de boş durmuyoruz aslında. Ben çocuklarla bir şey yapmıştım. Süper Ödü ve Süper Çocuklar diye böyle çok neşeli bir klip çekmiştim. Arkadaşlar ona şey mi yaptılar en azından? Montajını yaptılar. O çocuklara bir 23 Nisan'da armağan oldu. O çok hoş oldu. Sonra Bakırköy'den bir talep geldi. Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi, böyle Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu korona günlerinde çocuklar, öğretmenler, bizler falan çok güzel bir uzaktan, böyle bir yeni bir sistem başladı biliyorsunuz. Uzaktan bir video yaptık. Sonra Mahmut Abra'nın bir Nazım Hikmet'in bestesini, umut veren bir bestesini, sanki bugünleri yazmış bir bestesini biz gene şey yaptık. Ne güzel uzaktan yaptık. Sizden duymak ne güzel. İyi ki düşmüşsünüz de bunları biz sizden öğrenmiş olduk, bilgilendirmiş oldunuz bizi. Sizin de sesinizi duymuş olduk. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş ailenize. 23 Nisan'ın 100. yılı nedeniyle önemli bir dönemde yaşadık. Ve kutluyorum, çocuklara armağan edilmiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok değerli bir bayram, önemli bir gün meclisimiz. Evet. Onu da kutluyorum. Bugün 1 Mayıs. Ramazan'da da sağlıklar diliyorum herkese. Teşekkür ederim. 1 Mayıs'ı da kutla gelmişken abicim, bugün, ondan bugün tabii ki
1 Mayıs bütün emekçilerin mesleğini hakkıyla yapan bütün emekçilerin bayramı. Aslında birlik, mücadele ve dayanışma günü bayram olarak kutlanıyor ama bir mücadelenin sonunda elde edilmiş bir gün. Onun için tüm emekçilerin bu değerli gününü de kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Haklarını almalarını da biliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Sümer Ezgi'ye sesini bize duyurduğu için tekrar tekrar geçmiş olsun ve selamlar olsun. O tabureye de teşekkür ediyoruz. Tabureye de teşekkür ediyoruz. Yok, ben heyecanla oturdum diye ama tam oturmamış. Evet. Doğru söylüyorsun. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in fanları galiba. Bir paylaşım yapıyor. O paylaşımda böyle hayat eve sığar paylaşım. Bir Photoshop mu bu? Yani bu Photoshop'lu. Şimdi bir şey diyeceğim. O kadar bunların fanlarıyla alakalı. Öyle bir şeyler oluyor ki Photoshop işine çok giriyorlar. Niye? Birlikte fotoğraf vermedikleri için mi acaba? Şimdi, geçen gün verdiler mesela. Üçünün fotoğrafı yok. Hep Photoshop'a giriyorlar. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen erkekler çok fazla resim çektirip koymayı sevmiyorlar. Evet evet. Mesela benim eşim de hiç sevmiyor. Ve bunu sevmediklerini karşı tarafa söyledikleri zaman karşı tarafta niye koymak istemiyor acaba diye bu sefer şüpheye düşüyor. Böyle saçma sapan şeyler oluyor. Halbuki bir erkek eğer karısı varsa, çoluk çocuğu varsa koymasında hani çok önemli bir, yani bizim kadar biz biraz daha çiçek böceğiz. Tabii. Yani bizim daha fazla koymamız çok normal. Evet. Onların biraz daha az koymaları daha normal. Fakat burada bence fanlar bir şey hissediyorlar. Bir problemler yaşanıyor belki de. O yüzden de... Görümce krizi de vardı biliyorsun geçtiğimiz hafta. Yani bu bir problemler yaşandığı zaman senin fanların, ben bile bazen bana yazıyorlar benim kendi fanlarım. Şoka giriyorum ya, nasıl bunu hissediyorlar, nasıl biliyorlar, nasıl öğreniyorlar. Evet, benim evet. Öğrenemediğim şeyleri öğreniyorlar, şoka giriyorum diyor. Şimdi onlar da bir bağlayıcı, şimdi yuva bozulmasın, kimse bozmasın. İşte onları bir arada göstermek, onları mutlu göstermek, iyi göstermek. Şimdi bence şey yapıyorlar yani, kol kanat geriyorlar. Bu Photoshop'lu resimleri de o yüzden yapıyorlar yani. Yani bir negatifliği hissedip gel yapıp algıda seçicilik yapıyor olabilirler ama yani yıllardır hep Fahriye Evcen ve Burak'ın fanları hep Photoshop'la bir şeyler yapıyorlar. Bebek doğdu, bebeği de daha o karan değildi, bir bebek koydular yanına. Fahriye'nin bir fotoğrafını yapıştırdılar. Yani sürekli bunu yapıyorlar ama. Yönlendirici, yani bunda çok anormal bir şey yok ama ya. Çok enteresan ama ya. Yani onlar zaten birlikteler. Hani onlar zaten birlikteler. Hani. Ama bazen güzel resimlerinde aynı koltuk ya şimdi arkadaki. Hı-hı. İkisi de aynı koltukta oturmuş aslında. Hı-hı. Bak Burak'ın arkasındaki koltuğa bak. Fahriye'nin arkasındaki koltuğa bak. Bu koltuk aslında aynı koltuk. Farklı zamanlarda oturmuşlar. Tabii. Bunlar da yakalayınca bunu değerlendirmiş olabilirler yani. Sonuçta, evet, yaratıcı yani. Olmuş. Yani şimdi, bunda bir şey yok. Bir art niyet yok.